Evet, herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sol tarafında Eva, sağ tarafında Boyka. Bir test yapacağız. Eva'ya küçük çaplı bir cesaret testi yapacağız. Bakalım yüksekten atlayabiliyor mu? Yarım metre mesafeden atlayabilecek mi? Eva'nın annesi 7-8 metreden gözü kapalı atlayabilen bir köpekti. Bakalım Eva da öyle mi? Yani cesaret edebilecek mi? Bakacağız. Boyka Eva'nın yaşındayken böyle bir metreden bile tırmanamıyordu. Az önce baktım, denedim. Eva zıplayabiliyor. Yani yarım metre mesafeden zıplayabiliyor şu anda. 5,5-6 aylık civarı oldu sanırsam. Tam bilmiyorum. Bu haftaki videomuz biraz gecikti. Kusura bakmayın. Sınava hazırlanıyorum. Üniversite sınavına. Haftaya gireceğim bir üniversite sınavı var. Fakat ona rağmen sizler için video çekiyorum. Eva'nın da durumu bu şekilde şu anda. Büyüyor yavaş yavaş. Kulakları kırıldı. Arkadaşlar, eğer kulaklarından rahatsız olduğunu görürsem Eva'nın, yani bir kulak operasyonu geçirmek zorunda olabiliriz. Zorunda kalabiliriz. Bu şekilde şöyle daha estetik durabilir. Kulakları kesildi şu an. Rahatsız olduğunu düşünüyorum. Boyka da sıcaktan uzaklaşıyor benden. Hava gerçekten çok sıcak. 30 derece. İstanbul'da yaşıyorum. Eva'nın kulakları şu şekilde olabilir arkadaşlar. Şu anda kırık olduğu için böyle kötü duruyor. Yani eğer kesik olsaydı, yani bir operasyon geçirmiş olsaydı bu şekilde olurdu. Şöyle göstereyim. Boyka'nınki de aynı şekilde öyle. Babasında da var. Annesinin de aynı şekilde kulakları öyle estetikliydi. Onunla da ilgili detaylı bir video çekebilirim. Sizlerden tek ricam, videoyu beğenip kanala abone olmanız. 13.000 aboneye geçtik şu anda. 13.500 aboneyiz. Hızla yükseliyoruz. Daha güzel yerlere geleceğimizi umuyorum. Evet, hiç uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Şimdi Boyka ile birlikte şu gördüğünüz yarım metre mesafeden zıplayacağız yukarıya. Orada boş bir alan var. Oraya doğru çıkacağız. Arkamızdan Eva gelebilecek mi? Az önce test ettim. Evet, gelebiliyordu. Bakalım bu defa ne olacak? Büyük ihtimalle Eva tekrardan çıkacak buradan, zıplayabiliyor. Boyka, yani babası 10 yaşındayken zorlanıyordu böyle yerlerden çıkmakta. Çünkü Boyka kilolu bir köpek gerçekten, yani cüssesine rağmen. Buradan çıkmakta zorlanıyordu. Ne oldu lan burana? Bakalım Eva ne yapacak? Eva büyük ihtimalle çıkabilecek ama geri dönüşünü yapabilecek mi? Az önce söylediğim gibi annesi 7-8 metreden gözü kapalı atlayabilen bir köpekti. Annesinin adı Daisy. Zaten annesinin sahibi de izliyordur şu anda. Fotoğrafını da koyuyorum şu an annesinin. Bakalım Eva da aynı Daisy, yani annesi gibi davranabilecek mi? Atlayabilecek mi oradan? Uzatmadan videoya geçelim. Görelim bakalım ne olacak. Gel. Gel Boyka. Evet, şu anda ikisi de çıktı. Eva da Boyka'nın peşinden tırmandı. Buradan zıplayabildi yukarıya. Fakat bakalım aşağı inebilecek mi? Boyka inebiliyor. Tabii yarım metre gibi bir mesafe Boyka için hiçbir şey. Ama yani Eva küçük olduğu için zorlanabilir, korkabilir, cesaret edemeyebilir. Bakalım görelim. Ben ineceğim şimdi. Arkamdan Boyka inecek. Ondan sonra bakacağız ne olacak. Eva cesaret edebilecek mi? Hiç zannetmiyorum cesaret edebileceğine, çünkü şöyle bir mesafe. Eva zaten küçük bir şey. Zaten ikisi de kısa bacak olduğu için bu mesafeler bile onlara çok büyük gelebiliyor bazen. Bakalım annesi gibi o da atlayabilecek mi? Yani dediğim gibi annesi 7-8 metreden atlayabilen bir köpekti.
Hatta bir videosu var, onu da bulabilirsem koyarım videoya. Evet, gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Annesi 7-8 metreden atlayan çok güzel bir köpek gerçekten. Güzel bir Red Nose. Eva da onun gibi olacak mı büyüdüğünde? Tabii tartışılır, bilmiyorum onu. Göreceğiz zamanla. Annesi kedinin peşine atlıyor böyle 7-8 metreden. Hiç gözü kapalı yani, direkt düşünmeden. Çok cesaretli bir köpek. Umarım Eva da öyle olur. Yani Eva da onun kızı sonuçta. Tabii babası da aslan boy. Oğlum benim. Ailemizi böyle yavaş yavaş kurmaya başladık. Boyka yanında kızı falan böyle. Belki onların da ileride çocukları olabilir. Aynı yerde kalmıyorlar ama yani yanlış bir çiftleşme sonucu yavruları falan olabilir. Tabii buna izin vermeyeceğim yani, Eva daha çok küçük sonuçta. Yani bu halde kesinlikle annelik yapamaz. Ki zaten çiftleştirmeyi düşünmüyorum ikisini. Yani şu an başka köpeğe bakacak zamanım yok. Evet, şimdi aşağı iniyorum. Eva'ya da bakacağız. Ne yapacak? Boyka da arkamdan gelecek. Boyka. Gel. Gel buraya. Buraya gel. Tamam. Eva gel. Hadi, atlayabilecek misin? Gel. Bakalım Eva ne yapacak? Atlayabilecek mi? Eva gel. Evet, buradan uzaklaşacağım şimdi. Kamerayı alıyorum. Boyka buraya gel. Gel buraya. Evet, gördüğünüz gibi Eva orada kaldı. Şu anda cesaret edemiyor. Kamerayı buraya bir yere sabitleyeceğim. Ondan sonra buradan uzaklaşacağız. Bakalım Eva'nın tepkisi ne olacak. Şu anda gözüküyor mu Eva? Evet, biraz yakınlaştırayım. Tamamdır. Biz Boyka ile uzaklaşıyoruz şimdi. Bakalım Eva ne yapacak bizi gittikten sonra. Korkabilir, cesaret edemiyor şu an zaten. Bir anlık cesaretle atlayabilir. O yüzden denemek istiyoruz Eva'yı. Hadi gel. Hadi gel. Gel kızım. Biraz cesaretlendireceğim buradan. Eva gel. Gel kızım. Gel. Hadi. Hadi kızım gel. Hadi gel. 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 Hadi korkma gel. Gel kızım. Gel. Hadi gel. Evet, Eva şu anda burada. Atlayabilecek mi bakacağız. Gel. Eva korkuyor şu anda, buraya yaklaşamıyor. Gel buraya. Gel kızım. Hadi gel. Gel buraya. Şişt. Evet, şimdi cesaretlendirmeye çalışacağım. Bakalım bir etkisi olacak mı? Şişt. Hadi gel. Gel. Gel buraya. Buradan tırmanabiliyorsun, dinlemiyorsun. Olmaz böyle. Hadi. Yok arkadaşlar, inmiyor, korkuyor. Şimdi buradan uzaklaşacağız Boyka ile birlikte. Bakalım ne olacak, Eva ne yapacak biz gittikten sonra. Büyük ihtimalle cesaret edip atlayacak diye düşünüyorum. Yani babasını hayatta bırakmaz yarı yolda. Babası nereye, Eva da aynı şekilde oraya. Şimdi uzaklaşıyoruz. Bakalım ne yapacak? Görelim. Evet, Boyka gel. Gel. Evet arkadaşlar, Eva hiç böyle beklenmedik bir şekilde buradan atlamadı da gidip oradan atladı. Yani beklenmedik bir şekilde değil aslında yani. Hayvan buradan atlayamıyor, cesaret edemiyor, gidip oradan atladı. Oradan da tabii atlamak kolay olduğu için odunlar var burada. Şimdi bu şekilde yarım metrelik bir yer bulamayacağımıza göre ve odunları da kaldırması çok zor olduğu için bu testte Eva'nın değil benim başarısız olduğumu düşünüyorum. Yani çünkü Eva yolunu buldu ve oradan atladı. Zekasını kullandı. Bana kalırsa pitbulllar gerçekten en zeki köpek türlerinden birisi.
bir yolunu buldu. Yani her türlü indi. Buradan inmeye cesaret edemedi ama zekasını kullandı. Bunu başardı. Yine de tebrik ediyorum. Gel buraya. Uzaklaşıyor. Evet, hava 30 derece, gerçekten çok sıcak. İkisi de çok bunaldı. Şimdi ben yıkayacağım Boyka ile Eva'yı. Bir serinlesinler. Ondan sonra da yemeklerini verip eve gideceğim. Bugünlük bu kadar, gezme yeter. Akşam tekrardan gezeceğiz birlikte Boyka ve Eva'yla. Evet arkadaşlar, Eva'nın bu başarısını tebrik ediyorum gerçekten. Arkadaşlar, bu videoluk bu kadardı. Bu hafta da boş kalmasın diye böyle bir video çektim. Kısa bir video oldu ama güzel bir video olduğunu umuyorum. Sizlerden de tek ricam videoyu beğenip kanala abone olmanız. Ve ayrıca güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Geçen videoda olan en güzel yorumu da her videoda olduğu gibi şu an aşağıya koydum. Bu arkadaşımıza bu yorum için teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde motivasyonum artıyor ve videolara hızla devam ediyoruz. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.